Değerli seyirciler, bugünkü programımızda iltica başvurusunda bulunan başvurucular için başvuru esnasında sunmaları gereken bilgi ve belgeler üzerinde paylaşımda bulunmaya çalışacağız. İltica somut bilgi ve belgelere dayandığından dolayı başvurucular başvuru esnasında somut bilgi ve belgelerini sunmaları gerekmektedir. Bunun da dayandığı temel kanun maddeleri Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Mülteci Hakları Sözleşmesi'dir. Bu sözleşmelerde baktığımızda ortak bir metin görmekteyiz. O da din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal gruba mensubiyet ya da politik düşünce nedeniyle baskı, zulüm, ayrımcılık, insanlık dışı uygulama, kanunsuz ceza görüyorsa bir kişi kendi ülkesine gönderildiğinde yaşamı, özgürlüğü, can güvenliği, tehdit, tehlike, risk altında ise o ülkeye gönderilmez ve ilticası değerlendirmeye alınmak zorundadır. Bu nedenle ülkeler bu kanun maddelerini gerekçe göstererek her ülke için bir ülke raporu hazırlamış durumdadırlar. Türkiye ile ülke raporlarına baktığımızda Türkiye'den politik olarak muhalif olanlar ille bir parti mensubiyeti aranmamaktadır. Gazeteciler, sosyal grup mensubiyetleri bulunanlar, Aleviler, Yezidiler, Kürtler, Kürt Partilileri ya da azınlık partililer, Hristiyanlar, Ermeniler gibi etnik gruba mensup olanlar, LGBT üyeleri veya ailesi veya toplum tarafından baskıya maruz kalan, can güvenliği tehlike altında olan bireysel kişilerdir. İltica başvurusunda bulunanlar, yukarıda saydığımız gruplardan herhangi birisine mensubiyetini, irtibatını, iltisakını ispat etmekle mükelleftir. Bu mensubiyet, irtibat ve iltisakından dolayı başınıza kanunsuz işlemler gelmek ve can güveninizde tehlike altında olmak durumunda ki ilticanız değerlendirmeye alınsın. Bu gerekçelere dayanarak genelde sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda bahsedeceğimiz konular içermektedir. Bir siyasi kovuşturmalar nedeniyle hakkınızda yapılan işlemler. Bunlar yakalama, tutuklama, soruşturma, iddianame, hüküm, KHK gibi adli ve idari işlemler içeren bilgi ve belgelerdir. Bu belgelerde somut deliller istenmektedir. 2. politik düşünce itibariyle muhalif olduğunuzu gösteren bilgi ve belgeler. Vermiş olduğunuz seminer, konferans ya da gazete, dergi, sosyal medya gibi yerlerde paylaşımlarınız ya da dost arkadaş ortamında paylaşımlarınız. Bundan dolayı hakkınıza yapılan fişleme, ihbar mektupları bu gruba dahil edilebilir. Bununla birlikte teşebbüs hürriyetinizi engelleyen uygulamalardan bahsedebiliriz. Örneğin banka ve finans kurumlarının yönetim kurulu üyesi, ortağı ya da mudisi olabilirsiniz ya da orada işlem yapmış olabilirsiniz. Bunlarla ilgili hesap ekstreleri, dökümleri, belgeler, dekontlar bu gruba girmektedir. Eğitim konusuyla ilgili mağduriyetleriniz bunlar diplomalar, kurumlarda çalıştığınıza dair çalışma belgeleri, öğrenci olduğunuza dair karneler ya da bu belgeler yok ise bunlarla ilgili fotoğraflar, videolar veya beraber çalıştığınız meslektaşlarınızdan ya da öğrenciyseniz beraber okuduğunuz arkadaşlarınızdan şahitlik belgeleri de işe yarayabilmektedir. Örgütlenme hakkı engellenemez bir insan hakkıdır. Vakıf, dernek gibi toplum yararına yapılan çalışmaların bulunduğu kurumlardır. Bunlar 23 20 Temmuz 2016 tarihi 667 sayılı kanun hükmünde kararname ile kapatılmıştır. Bunlara dair üyelik belgeleri, çalışma belgeleri, etkinlik ve faaliyet belgeleri de bu gruba girmektedir. Fotoğraflar, arşivler. Eğer bunları bulamıyor iseniz beraber çalıştığınız ya da o kurum ve kuruluşlarda bulunan arkadaşlarınızdan şahitlik belgesi alabilirsiniz. İnandırıcı olması açısından o kurumda SSK dökümü olan, yönetim kurulu olan ya da imza sürükleri olan, genel sekreter, başkan gibi insanlardan bunları belgelendiren, delillendiren ve size şahit olduğuna dair bir yazı işe yarayabilir yardım kuruluşlarına yönelik yapmış olduğunuz bağışlar ya da faaliyetlerine katıldığınıza dair fotoğraflar, videolar veya teşekkür, takdir belgeleri işe yarar. Fikir hürriyetinizin engellendiğine dair belgeler, sosyal paylaşımlarınız, Facebook, Twitter, Instagram gibi yerlerden daha önce duygu düşüncelerinizi ifade etmişsinizdir. Bunları kapatmış olabilirsiniz ya da paylaşımlarınızı hala devam ediyor olabilirsiniz. Bunların dökümleri eğer kapattıysanız ulaşamıyorsanız daha önce kullandığınıza dair kullanıcı isimlerinizi lütfen belirtiniz. İnsan hür bir varlıktır. Haber alma, haber verme hürriyeti vardır. Dolayısıyla abonesi olduğunuz üyesi olduğunuz dergi, gazete, televizyon, radyo gibi kurum ve kuruluşlar kapatılmış olabilir. Bunlara üye olduğunuzdan dolayı devlet tarafından tehdit, tehlike, risk altında olabilirsiniz. Bunlara yönelik üyelik belgeleri, aidat ödemeleri ya da banka ekstresinde bunlara yönelik yaptığınız ödemeler varsa bunların çıktısı işe yarayacaktır. Siyahat özgürlüğünün engellendiğine dair bilgi ve belgeler. Bunlar pasaport iptali ya da E-Devlet'ten pasaport iptaline yönelik protokol alabilirsiniz. Bunda KK'larda geçebilir ya da iddianamelerinizde geçebilir ya da hakim tarafından yurt dışı çıkış yasağı konmuş olabilir. Seyahat özgürlüğünün engeline dair belgeler de sunabilirsiniz. Aile birliği ile ilgili belgeler ailenin biri bir hapisedir, diğeri başka bir hapishanedir ya da birisi bir yerdedir, birisi başka bir yerdedir, çocuklar başka bir yerdedir ya da çocuklar devlet esirgeme kurumlarına verilmiş olabilir. Bunlarla ilgili aile birliğinin dağıldığına dair belgelerdir. Çünkü çekirdek aile kutsaldır, parçalanamaz. Bununla ilgili belgeleri de sunabilirsiniz. Bir diğer sunulabilecek belge, durumunuzu ifade eden belgeleri avukatınıza gönderdiğinizde avukatınızın sizin ilgili şu kanun maddelerine istinaden bu kişi ülkeye geldiği takdirde yakalanıp tutuklanıp hapse atılacaktır ve hakkınızda örneğin 7,5 ile 15 yıl arası hapis cezası istenecektir gibi avukat da şahitlik belgesi de işe yaramaktadır. Ayrıca KHK'lı olanlar için de özellikle yeni çıkan bir kanunda KHK'lı olanlarla ilgili savcılık otomatik olarak hakkında işlem başlatmak zorundadır kanunen. Bu sadece KHK belgesini vermek mağduriyet olarak yetmemektedir. Savcılığın da hakkınızda işten başlatmak zorunda olduğu ile ilgili de ilgi kanun maddesini gerekçeye göstererek izah etmeniz hakkınızda yararlı olacaktır. Diğer sunabilecek belgeler neler olabilir? Fotoğraflar, videolar, şahitlik belgeleri, katılmış olduğunuz etkinlik ve programlar bunlar da bilgi ve belge olarak sunulabilir. Bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. İyi günler efendim.